Merhabalar, ben Güney Esen Türk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün Nurcan Hanım yok. Tek başıma kameranın karşısına geçtim ve sizlere Galatasaray'ın gündeminde olan, en azından şunu söylemeliyim, Galatasaray'a yazılan, çizilen futbolcuları inceleyeceğiz. Bunlar kimler? Hangi takımda oynamış? Geçen yıl ne yapmış? Galatasaray'a gelirse faydalı olur mu? Bunları konuşacağız sizinle. Şimdi hiç hız kaybetmeden konuya girmek istiyorum ama öncelikle şunu söylemeliyim. Ee, kanalımıza destek vermek için abone olmayı unutmayalım. Abone olmanız bizler için çok önemli. Ayrıca katıl desteği de ekstradan verebiliyorsunuz. Katıl desteği vermek isterseniz katıl tuşuna bastığınızda orada seviyeleri göreceksiniz. Eğer istiyorsanız da oradan bizlere ekstra destek sağlayabilirsiniz diyorum ve hızlı bir şekilde gündeme giriyorum. Şu an bir numaralı gündem maddesi Nine Golan. Daha önce Galatasarayın gündemine gelen, hatta Galatasaray'a gelmek üzere bile olan ancak eşinin rahatsızlığı dolayısıyla Galatasaray'a gelememiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yine gündemde Inter'de e, mutlu değil anladığımız kadarıyla ve Inter takımı da onu göndermek istiyor. E, tabii ki de Galatasaray bon servisiyle alamayacağı için kiralama yönüne gidecektir. Yani kiralayabilir mi, kiralayamaz mı tam onu kestiremiyorum. Ancak ciddi bir şekilde İtalya basınında yazılıyor ve Türkiye'de de yavaş yavaş yazılmaya başlandı ve hatta Twitter'da bu gündeme bile taşındı. Şimdi Nainggolan benim çok beğendiğim bir futbolcu. Galatasaray illaki artık atacaktır ama ben artık bu tip transferlere sıcak bakmıyorum. Yani daha çok modern tarzı, genç ve Galatasaray'ın ileride sattığı zaman para kazanabileceği bir futbolcu istiyorum. Özellikle geçen yıl çok büyük sıkıntısını çektiğimiz kiralık modeli. Bu yılda tekrar kiralık modeline dönerse yine Galatasaray önümüzdeki yıl buradaki iskeleti değiştirmiş olacak. Yani bir Galatasaray şablonu oturtması gerekiyor. Yani bir iskeleti oturtması gerekiyor. Özellikle orta sahada. Ancak sürekli kiralık modeli olduğu için Onyekuru da kiralıktı. E şimdi Onyekuru'nun yerini dolduramadınız. Seri gitti, serinin yerini dolduramadınız. Lemina gitti, Lemina'nın yerini dolduramadınız. O yüzden daha çok bonservisiyle oyuncu almak, futbolcu transfer etmek bence Galatasaray için daha akılcı olacaktır. Şimdi Nainggolan özeline bakalım. Nainggolan geçen yıl Kaliari kulübünde 26 maça çıkmış, 6 gol atmış, 6 golde asistle oynamış. Oldukça Aslına bakarsanız iyi bir performans sergilediğini görebiliyoruz. Şu an 32 yaşında olan futbolcu 1.76 boyunda ve Belçika milli takımının formasını giyiyordu. Şu anda giymiyor. Güncel bonservis bedeline baktığımız zaman ise 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli görüyoruz. Tabii ki de Galatasaray bunda Nainggolan'ı kiralamak isterse ki en azından şöyle söylüyorum 1.5-2 milyon euro'luk bir kiralama bedelini gözden çıkartması gerekiyor. Ve Galatasaray Nainggolan'a en az 2.5-3 milyon euro teklif etmeli ki Nainggolan Galatasaray'ı tercih etsin. Hani baktığımız zaman Galatasaray zaten maliyetleri aşağı çekmeye çalışan bir takımken bu transferi bence yapmayacak gibi duruyor. Tabi bu benim şahsi fikrim. Şimdi ben sizlere oyuncuları söyleyeceğim işte ben Nainggolan kısmında Nainggolan gelsin. Evet Galatasaray'da farklılık yaratır. Ancak e, şimdi özellikle moder konuşuyormuşken e, alınabilirse modern alınması daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Neden? İleride satarsanız ciddi bir para kazanabilirsiniz bu oyuncudan. Ancak şunu da yeri gelmişken e, söylemeliyim. Yeni Malatya Spor'da Benjamin Tete'yi transfer etti. Galatasaray bu oyuncuyu özellikle çok 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 istedi. 10 milyon euroya kadar bir e, Bon servis bedeli isteniyordu. Ancak e, o transfer döneminde Galatasaray TT bon servis sebebiyle alamamıştı. Ve şimdi yeni Malatya'ya gitti, makul ücretlerle gitmiş. E, şimdi bazı arkadaşlar görüyorum işte bizim işte bakın e, TT biz istedik al alamadık, iyi ki alamadık diye. Yani şimdi öyle bakmamak lazım. Genç bir futbolcu her yıl yani bir gol atar, bir sezonda 20-25 gol atar. O işte o zaman. E, bon servis bedeli tamam yapar ancak formsuz geçirdiği bir sezonda ise bonservis bedeli bir anda aşağı düşebilir ki Tete geçen yıl çok e, ta, e, iyi bir grafik çizdiğini söyleyemeyiz. E, hatadan dönüldü mü dönülmedi mi performansıyla bunu anlayabiliriz Tete konusunda. Bir diğer transfere dönecek olursak da Juan Mata oldukça ciddi konuşlar isimler arasında. Ta Manchester United takımında forma giyiyor biliyorsunuz ki ve 2021 yılında yani seneye sözleşmesi bitiyor. Yani haliyle bu oyuncuyu siz e, kiralık alamazsınız. Bon servisle almanız gerekiyor. Bon servisi 9,5 milyon euro olarak gösteriliyor transfer markette ve e, Galatasaray'ın transfer etmek istediği söyleniyor. Burada da söylentiler arasında yine Galatasaray'ı görebiliyoruz. E, 32 yaşında bir futbolcu. 1.70 boyunda ve çok da efektif, efektif bir futbolcu. Yani 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. Sağa koyabiliyorsunuz. Sola koyabiliyorsunuz. Yani her alanda size orta sahada çok çok etkili bir futbolcu olabileceğini her alanda kullanabiliyorsunuz Matay'ı ki özellikle final paslarını çok iyi yapabilen bir futbolcu, geriden oyun kurmayı seven, uzaktan şut atmayı seven, yine de serbest vuruşları da yine kullanmayı seven bir futbolcu Mata. Galatasaray'ın bu yönde eksikliğini zaten hepimiz biliyoruz. Ama Mata genelinde de şunu söylemem gerekiyor ki bu transferinde zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mata Galatasaray'a ucuz bir bedelle gelmez. Yani... Şu anda zaten Manchester United'la olan bir sözleşmesi var. Bu sözleşmesi bitmediği takdirde zaten bonservis ödemelisiniz. Sembolik de olsa Manchester United sizden bir bonservis bedeli isteyecektir. Öbür yandan Mata'da yine 2,5-3 milyon euroya oynayacağını zannetmiyorum. Türkiye'ye geldiği takdirde en az 4 milyon-5 milyon euro bağımlılığında kazanacaktır. Galatasaray'ın transfer felsefesinde tamamen aykırı ve uymayan bir transfer olduğunu oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Yani burada menajerler tabii ki de Mata'yı önerebilir ama Galatasaray'ın ben Mata'ya transfer teklifi yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü maliyetleri çok yüksek bir futbolcu. Evet Galatasaray'a gelse çok çok faydalı olacaktır. İyi bir futbolcudur. O yüzden Galatasaray'ın Mata'yı transfer etme şansını çok çok düşük görüyorum. %10 seviyelerinde görüyorum. Tabi sizlerde aşağıya yazabilirsiniz. Bunlar hep basında çıkmış. Ben basında çıkmış olanları sizlere yorumluyorum. Şu anda hemen geçen yıla baktığımız zaman Mata 19 maçta forma giymiş. iki tane asist var. Golü yok. Tabii ki de çok fazla forma şansı bulamamış ama e, özelinde baktığınız zaman 19 maçta Manchester United'da oynamakta yine beceri istiyor. Anladığım kadarıyla da Matam Manchester United'ın yeni sezon planlamasında yok. Büyük ihtimal yeni bir takıma gidecektir. Ancak bu Galatasaray olmayacak. Bir diğer isimse Fiorentina'dan Marco Benassi. Bu isimde çok konuşulan bir isim özellikle Galatasaray taraftarı bu oyuncuyu çok çok istediğini görebiliyorum. Bu da yine aynı şey. Bu oyuncu da aynı şekilde e, kiralık olarak Galatasaray'a katılabilir. Çünkü bonservis e, çok yüksek olduğunu, bonservisin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Şu an transfer market değeri 10 milyon euro. Yine e, eğer ki Fiorentina bir oyuncu elinden göndermek veya kadrosunda düşünmüyorsa burada kesinlikle bonservis bedeli isteyecektir. Yine bu transfer hamlesini Galatasaray yaparsa şunu söylemeliyiz. Galatasaray bu oyuncuyu kiralık olarak katabilir kadrosuna. Yani ben kiralık oyuncu her zaman şu an Galatasaray'da karşıyım. En azından bir tane oyuncu Galatasaray'da orta sahasında e, bon servisiyle gelmeli. Yani diğerleri kiralık yapabilirsiniz ama ikisini de kiralık yaptığınız zaman bazen sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki yıl yine iki tane e, orta saha almak, aramak zorunda kalacaksınız. Bunlar sıkıntı olabilecek şeyler. O yüzden Galatasaray'ın bence bir an önce bon servisiyle boşta olan bir oyuncu bile olsa bon servisiyle almalı. Yani Marco Benes, Ben Marco Venessi de evet kaliteli bir futbolcu. Baktığımız zaman baksu baksu oynayabilen, merkez orta sahada oynayan ve e, ileri gittiği zaman paslarıyla, o pas akışkanlığıyla fark yaratabilen bir futbolcu. Uzaktan şut atmayı seven bir futbolcu ve e, hani uzaktan şut atıyor ancak çok fazla isabet sağladığını da söyleyemeyiz. Geçen yıl Fiorentina'da 18 maça çıkmış, Bir gol atmış, 1 asist yapmış. E, bu da e, istatistiğinin düşük, düşük olduğunu ve Fiorentina'nın vazgeçilmez bir futbolcusu olmadığını görebiliyoruz. E, eğer tabii ki de Fiorentina bu oyuncuyu göndermek isterse Galatasaray şansını burada kiralık olarak deneyecektir. 2022 yılına kadar şu an sözleşmesi bulunuyor ve e, 25 yaşında bir futbolcu, 184'te boyu var. Ancak Marco Venersi'nin de Galatasaray transfer olma şansı çok düşük Hatta Galatasaray bu oyuncu transfer etmeyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu da yine menajerlerin Galatasaray'a önerdiği bir futbolcu ve şöyle söyleyeyim, farkındaysanız artık Galatasaray kendi listesinden çok menajerlerin önerdiği futbolculara da yönelmiş durumda. Çünkü liste verildi. O listeden hiçbir futbolcu orta sahaya özelinde baktığımız zaman alınamadı. Artık menajerler Galatasaray'a oyuncuyu sunacak. Anlaşabilirlerse anlaşacaklar ve Fatih Terim'in onayı olması halinde Galatasaray'a katılacaklardır. O yüzden bu transferler riskli transferler ki bazı spor muhabirlerinin de söylediği gibi Galatasaray fırsat transferi de kolluyor. Özellikle Süleyman Rodop söylemişti bunu ve İngiltere'de fırsat transferi kolladığını zaten kendisi de söylemişti. Bizler de bunu anlayabiliyoruz çünkü acele etmiyor yani bir acelecilik yok Galatasaray'da rahat. Bizler taraftar olarak çok rahat olmasak da onlar şu anda açıkçası çok rahatlar. Önümüzdeki hafta maç başlayacak. Ligler başlayacak. Galatasaray'ın neredeyse en önemli mevkii de, e, direkt ilk 11'de oynayacak. Oyuncusu yok ve hiçbir şekilde acele edilmiyor. Bu da çok enteresan notlardan bir tanesi. Ben Marco Benassini'nin de Galatasaray'a transfer olacağını tekrardan söylüyorum. İnanmıyorum. Yazılanlardan en gerçekçi futbolcu ise Daler Kuziye. Neden gerçekçi? Kulüpsüz. Yani... Ee, herhangi bir bon servisi olmayan bir futbolcu şu an e, transfer market değeri 8 milyon euro ancak Galatasaray bu oyuncuyla anlaşması durumunda e, herhangi bir bon servis bedeli ödemeyecek. Bu da Galatasaray için. E avantaj. Bir avantaj olduğu için de bunu kullanabilirler. Bu da yine aynı şekilde menajerinin Galatasaray'a sunduğu bir oyuncu. Geçen yıl 20 maçta oynamış 2 tane asist yapmış ve orta sahanın ortasında oynayan bir futbolcu. Daha çok defansif yönüyle izlediğimiz bir futbolcu. Ancak ileri çıktığı zaman da topları çok iyi kullanabilen bir futbolcu olduğunu görebiliyoruz. Ve şunu söylemeliyim. Topun Yönünü çok rahat bir şekilde değiştirebiliyor ve oyun akışkanlığında çok uyum sağlayan ve bir futbolcu. Ve topu çok çabuk ayağından çıkartabilen bir futbolcu. Bu çok güzel bir özelliktir orta sahada. Çok çabuk çıkartıyor ve takımına hata çıkartabilen bir futbolcudur ee, bu tip oyuncular. Kuzeyev'den bahsediyorum. Kuzeyev de bu tip bir oyuncu. Yani çok çabuk ayağından çıkartıyor ve 3. bölgeye rahat akışkanlığı sağlayabiliyor burada oyuncu. Yani şu an konuştuğumuz oyunculardan en realist, en e, mantıklı olan kim? Kuzey. Biz kimi konuştuk? Nainggolan ki Nainggolan'da ciddi sakatlıklar yaşayan bir futbolcu. O yüzden hani onu söylemiş söylemedim, unuttum, atladım. Bunu yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Nainggolan çok sakatlık geçiren bir futbolcu. O yüzden zaten Nainggolan olacağını da zannetmiyorum. Nainggolan'ı konuştuk, Mata'yı konuştuk, Benassi'yi konuştuk. Burada dördüncü oyuncumuz da Kuziyev'di. En mantıklı Galatasaray'ın bütçesini oyabilecek bir futbolcu Kuziyev'dir. Çünkü size Kuziyev'i e transfer ettiğinizde sizden 3 milyon euro gibi bir para istemeyecektir. Belki 2 milyon euroya bu oyuncuyu bitirebilirsiniz. Bon servis bedeli olmadığı için Galatasaray bu oyuncuya teklif yapabilir. Ama Fatih Terim'in oyun planına ne kadar uyacak? Fatih Terim bu oyuncuyu isteyecek mi çok önemli bir de en önemlisi Kuzeyev'in yanına transfer olacak mı? Ve bu transfer kim olacak? Bu da çok önemli. Yani siz Kuzeyev'i transfer ettiniz, yanına bir partner alacaksınız. Tam zıtlı olması gerekiyor. Yani defansif yönü ağır basıyorsa oyuncunun diğer partneri ofansif e, yönü ağır basmalı. Yani birbirini tamamlamalı. İkisi de defansif olduğu zaman bu sefer defansif yönünüz kuvvetli olurken 3. bölgeye çıkışta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda aldığınız iki sağ, iki orta savuncu da ofansif gücü yük, yüksekse aynı şekilde bu sefer defansif anlamda e, sıkıntı yaşarsınız. O yüzden şunu söylemeliyim. Kuzier gelir ama yanında kim olacak? Bunu da Fatih Terim çok iyi ölçüp biçeceğini düşünüyorum. Kuzier olduktan sonra yanına kim gelecek? Bu da çok önemli. Ama tabii Kuzeyev şu an net bir şekilde olur demiyorum. Ama şu an mantık çerçevesine baktığımız zaman Kuzier Galatasaray için konuşulan isimlerde en mantıklılardan bir tanesi. Ertan Süzgün'ün bir haberi vardı. Galatasaray'ın Tolgay Arslan'la ilgilendi. Ben Galatasaray'ın Tolgay Arslan'ı transfer edeceğini düşünmüyorum. Ama olabilir de. Yani şöyle hani hiçbir transfer olmayacaksa Türk oyuncu ihtiyacı olan bir Galatasaray görüyoruz. Önümüzdeki yıl bir sıkıntı yaşanabilir bu bölgelerde özellikle ki Emre Akbaban'ın da sıkıntılı olduğunu düşünürsek. Yani oraya bir tane Türk takviye, Türk oyuncu takviyesi olabilir. Bu Tolga Yarsan olabilir ama ben Tolga Yarsan'ı istemiyorum. Yani açıkçası şu sebepten dolayı istemiyorum. Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'ta iyi oynadı. Sorunlu bir şekilde ayrıldı. Fenerbahçe'ye gitti. Ben Fenerbahçeliyim dedi. Fenerbahçe'de hiçbir varlık gösteremedi. Şimdi Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelecek. Gelirse yine ben faydalı olacağını düşünmüyorum. Zaten iyi bir futbolcu olsa veya iyi futbolcu hani verimli bir şekilde siz ondan fayda sağlasanız Fenerbahçe zaten onu size göndermezdi. O yüzden hani Tolga Aslan çok zayıf bir nokta olur. Ben Tolga Yastan Galatasaray takımına transfer olmasını istemiyorum. Umarım olmaz ki. Mehmet Ekici de konuşuluyordu. Mehmet Ekici o da çok sık sakatlanan futbolculardan bir tanesi. O yüzden o da olmayacaktır. Öbür taraftan Alper Potuk yazıldı. Alper Potuk'un da Galatasaray transfer olma şansı. Olmadığını düşünüyorum. Yavaş yavaş videomun sonuna geliyoruz. Ben sizlere şöyle gündemde olan futbolcuları derledim, topladım. Özellikle şu 4 oyuncu inanılmaz fazla konuşuluyor sosyal medyada. Kariyerlerini sizlere inceledim. Neler yapmışlar, neler olmuş. Bunları sizlerle paylaştım. E, tabii ki de ben de özel haber almaya çalışıyorum ya, elimden geldiğince. Ama şu an Galatasaray kapalı kutu. Yani oradan haber almak çok zor. E, beklemeye geçmiş gibi Galatasaray. Yani evet haberler çıkıyor. Bir şekilde sızdırılıyor. Ancak Galatasaray'ın çıkan haberlerdeki oyunculara net bir tavrı yok. Net transfer edeceğim tavrı yok. Yusuf Güney'in dediği gibi beklemeye geçtiler. Gerçekten beklemeye geçtiler. Ben planlarını çözemiyorum. Belham'da gidecek diyoruz. Gitmiyor. Teklif dolaylı yollardan var. Feguli belli değil. Yani Galatasaray şu an ne yapacak? İnanın bekliyorum. Ne yapacak? Ben de bilmiyorum. Yani öncelikle Galatasaray oyuncu satacak. Kimi satacak? Marka ve teklif olduğu söylendi. İşte bunlar 22 milyon euro olanlar var. 18 milyon euro diyenler var. Newcastle United transfer yapacak dediler. Sonrasında Süleyman Rodop bir açıklama yaptı. Fransız bir takıma yazılıyormuş. şimdi oradan da 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gelmiş. Benim duyduğum, benim araştırmalarıma göre de 8 milyon euro'luk bir teklif var marka 8 milyon 10 milyon euro bandında satarsanız marka yerini dolduramazsınız. O yüzden marka A'yı da satamayacağınıza göre satmayacağınıza göre Belhanda veya farklı bir oyuncuyu artık Galatasaray satmak zorunda. Aksi takdirde Galatasaray transfer yapamaz. Bu da e, çok büyük sıkıntılara yol açar diye düşünüyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Oyuncuları değerlendirdim sizler için. Oyuncular hakkında sizlerin de yorumunu bekliyorum her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Herkesin görüşüne saygı gösteriyorum. Eleştirilerinizi ölçülü bir şekilde yaptığınız zaman benim için çok değerlidir. Sadece sizler eleştiri yaparken ölçülü olmanızı rica ediyorum. Ne şunu yanlış konuşuyorsun, bunu yanlış konuşuyorsun diye söylerseniz benden olumlu bir cevap alırsınız. Ama farklı bir şekilde eleştiri, hakaret, küfür olursa o zaman ben de sizlere karşı farklı konuşmuş olurum. Ben izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yaparsanız çok çok sevinirim ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın.